Deniz üstü köpürür, hey canım, rinnanay, rinnarinnanay. Kayada binsem götürür, hey canım, hey. Kayada binsem götürür, hey canım, hey. Ecel geldi erkenden, hey canım, hey. Ecel geldi erkenden, hey canım, hey. Benim de şu cihandan gidişim, hey canım, rinnanay. Memleket sevdasından, hey canım, hey. Memleket sevdasından, hey canım, hey. O büyük bir kalabalık var. Hepimiz oradayız. Yine kimin cenazesi var? Hemen niye aklınıza kötü şeyler getiriyorsunuz? Belki de düğündür. Öyle bir ihtimal de var değil mi? Ömer'le Ece'nin düğünü. Yok. Öyle bir ihtimal yok. Olsa olsa Ece'nin cenazesi olabilir. Abimle o kızı evlendireceğime Tatar abiden rica ederim bana bir silah verir. İskender, ne bu yüzün hali, bir şey mi oldu? Ben sizi yalnız bırakayım. Çıkma dedim, çıkma. Sen de ol. Bundan sonra yanından hiç ayrılmayacağım. Seninle ben ilgileneceğim. Sen artık bana emanetsin. Beni ona götür. Götüreceğim anacığım. Ama şimdi değil.
beni kurtarmaya çalışırken kendini feda etti. Ona yakışır bir şekilde olduğu için huzurluydu. Yeter dönüp durduğun, otur şuraya. Biz ne yapıyoruz burada? Ferhat'ın peşine gideceğimize biz burada ne yapıyoruz? Çıkıp gidelim, bir şeyler yapalım. Bir şey mi yapmak istiyorsun? İntikamını mı almak istiyorsun? Ben intikamınızı almak istiyorum abi. Neden soğuk yenince demişler? Düşündün mü hiç? Sen bu kafayla intikam falan alamazsın. Keklik gibi ortaya dökeceksin kendini. İntikam öfkeyle, hırsla alınmaz. Akılla, sabırla alınır. Bende ne akıl kaldı, ne de sabır. Bendeki sana da yeter. Dediğimi yap, İntikamını alırsın. Sabır çek. İntikamını almadan ölmene müsaade etmem. Bu elleme hasmına sıkacaksın. Sinirden titriyor. Ben diyorum ki Hamza kendine bakmıyor. Eskisi kadar dirayetli değil. Kan kaybına dayanamaz. Sen gelene kadar ölür. Sen ne diyorsun? Sakın. Sakın. Bu bir. Kafasız diye kafasına sıkmadın. Merak etme. Bu iki. Hamza'ya sıktığın o kurşunları yeritip ağzından içeri boşaltmazsam, seni inlete inlete gebertmezsem, cümle alem yüzüme tükürsün. Hamza, sakın beni bırakıp gideyim deme, yalvarırım. Ne olur. Oğlum, Hilal'im, sana emanet. Hayır, izin verme. İzin vermem. Hamza! Hamza!
istemeyecek. Yemin olsun titremeyecek. Bulantımı yaptı. Ay yok, iyiyim, iyiyim. İnsan zehire bile alışıyor değil mi? Sen bana bile alışmışsın. Bu zehir sana dokunur mu? Benim asıl ilacım sensin. Hep böyle yanımda ol, ellerimi sımsıkı tut diye hasta oldum ben. Sen nasılsa Güler. Sen iyi olunca biz iyiyiz. Yüzü çok solgun görünüyor. Benim yüzümden tedavini ihmal ettin değil mi? Benim ilacım da tedavim de sensin. Bizim aşıklar birbirlerine kur yapmaya başladılar. Ben en iyisi sizi yalnız bırakayım. Otur, babandan sadece raconu öğrenme. Babam büyük kabadaydır ama aynı zamanda bu dünyada göreceğin en büyük aşıktır. Ben buralarda duramam. Beni götür buradan. Ben duramam buralarda. Anacığım yapma böyle. Beni daha fazla üzme. Tamam. Şey bize götürelim. Hem yalnız kalmamış olur. Daha iyi olur. Tamam anacığım. Nereye istiyorsan oraya götüreceğim. Bekle. Şu hemşireyi çağıralım. Damar yolunu falan halletsin. Ben çağırırım. Kim kıydı tatan? Bozdoğan. Babamın kanını almazsam kanım kurusun. Bunu yapanlara hesabını soracağım. Sana söz. Niye yemeğe gelmiyorsunuz? İkidir ısıtıyorum. Bende bir şey yiyecek hal mi var anne? Benim de daha fazla acı çekecek halim kalmadı Ömer. Anne. Üzerime gelme. Gözünü seveyim. Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Hala burada oturmuş kafa kafaya verip plan kuruyorsunuz. Mustafa'yı kaybettik. Ali'yi kaybettik. Hamza'yı kaybettik. Yetmedi mi Hüseyin Efendi? Benim bir tek oğlum kaldı. Onu da Allah korusun kaybedersem ellerim iki cihanda da yakanı bırakmaz. Ben sebep olduysam bırakmasın Enisa Hanım. Kim sebep oldu? Ömer'i aldın yanına, delikanlıydı daha o.
doldurdun hak, hukuk, adalet. Başımıza gelenlerin hepsinin müsebbibi sensin. Anne, annen haklı Ömer. Yeter. Artık haklı diye, haksız diye bir şey yok abi. Önemli olan tek bir şey var. O da canımızı yakanlardan intikamımızı almak. Allah aşkına Ömer. Analık hakkım için. Yeter oğlum, yeter. Bırak bu işleri, gidelim buralardan. Bir sen, bir kardeşin kaldınız. Ben öldükten sonra istediğini yap. Ama ben yaşarken, kalan ömrümde bana daha fazla acı yaşatma. Sana daha fazla acı yaşatmayacağım anne. Beni sağ olun. Üstüne gitme. Şimdi ne desen batıyor. Bırak biraz durulsun. Bana yardım et Hüseyin Efendi. Allah'ın aşkı için bana yardım et. Tufandan haber var mı gözüm? Ferhat yemi yuttu Kirvan. Tufan abi paralarla gitti. Birazdan Ferhat'ın cesediyle gelir. Bir ceset gelecek de bakalım kimin cesedi. Gülüm. Senin hatırına evden çıkıp buraya geldim ama içim hiç rahat değil. Kirve korktu diye alemin ağzına sakız edeceksin beni. Ferhat'ı hafife alanlar şimdi yas tutuyor Kirve. Bana senin yasını tutturacaklarına bırak korktu desinler. Nasıl olsa son sözü yaşayanlar söyleyecek. Tufan ara. İşini bir an önce bitirsin. Buradan çıkmamız lazım. Tamam Kirve. Kirve'nin selamı var. Bir süre yurt dışına çıksın. Ortalık durulunca ben onu çağıracağım dedi. Bakalım. Kirve bize ne değer biçmiş. Terbiyesizlik etme. Kirve sana borcunu mu göndermiş ki sayacaksın? Beğenmediysen geri götürün Ferhat. Yerine mermi gönder. Tezcan. Bu Tufan niye böyle gergin? Basit bir soru sorduk. Onu bile cevaplamıyor. Tarihe geçecek iş yapmış adamları önemli diye koyuyorlar işte. Ne soruyorsun? Ha. Peki bu paralar tedavülden kalkınca adamların değeri bitiyor mu? Sen ne demek istiyorsun Ferhat? Derdin ne? Sizi tedavülden kaldırdım diyorum Tufan. Sen öldün Ferhat.
Kirve seni yaşatmaz. Düşünüp durma artık. Her şeyi yoluna koyacağız. Ömer öleceği yerde Tatar öldü. Tatar olmadan ailemiz yeterince güçlü olamaz. Olanı değiştiremezsin. Ama olacakları değiştirebilirsin. Tatar'ın varisi hayatta. Harbinin varisi de. Onları yanına çekebilirsen Tatar'ın eksikliği zamanla unutulur. O bozdağının ölmesi şart. İskender'i ancak babasının intikamını alarak yanımıza çekebiliriz. Var mı Tufan'dan haber? Telefonda Kirvan. Seni istiyor. Ne yaptın gözüm? Ferhat'ı bitirebildin mi? Tufan diyor ki... Kirve yedi canlıdır. Onu öldürmek için... Ancak yedi kurşun sıkmalısın. Ben diyorum ki bozdoğanın bir kurşunu yedi kirveyi öldürmeye yeter. Sen ne diyorsun? Ben ölülerle bahis tutmam. Gözüm. Sen öldün. Hala yaşadığını sanıyorsun ama sen öldün. Duran'la yavaşlığa versen bu herifin yaşadığı her saniye benim itibarımdan götürüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Hastanede durunamadı. İyi yaptınız. Hastane odasında tek başına ne yapacak? Gel Güler Hanım, şöyle buyur. Kızım, bir bardak su getir. Başın sağ olsun.
ederiz canım. Ne kadar kulağı kesik varsa hepsine dağıt. Kirvenin girdiği yeri bilen elbet biri çıkacak. Ağam bilen ayağımıza geldi. Kafasına sıkacağına konuştursak paralar bize kalırdı. Daha önce niye söylemedin lan? Söyleseydi sıkmazdım. Tufan kirvesini satmazdı. Bize zaman kaybı olurdu. Ama cesedi kıymetli. Al bunu götür bir yerlere at. Millet kirvenin eski gücü olmadığını görsün ki daha kolay satsınlar. Sırık'tan haber var mı Tezcan? Sayende başını taziyeden kaldıramadı ki ağam. Ne haberi olacak? Ben Güler Hanım'a çok üzüldüm. Yazık. O güzelim kadın dul kaldı. Fazla dul kalmaz. Bu gidişle İskender de rahat durmaz. Onun da kellesini alırsın. Kadıncağız kocasından sonra evlat acısın. Kaldıramaz. Tatar ailesi öbür tarafta birleşir ağam. Çok zor biliyorum ama evladın için güçlü olmak zorundasın Güler Hanım. Bırakma kendini. İskender. İskender nerede? Merak etmeyin. Bahçede abim Hüseyin abiyle birlikte oturuyorlar. Ömer'e söyleyin. İskender'i bir yere bırakmasın. Bir delilik yapacak. Siz merak etmeyin. Hepimiz buradayız. Hiçbir yere bırakmayız. Hoş geldin gözüm. Kusura bakma bu saatte sana zahmet verdik ama iş şirazesinden çıkmadan müdahale etmek lazım. Ferhat'ın arkasında sen mi varsın Kirbe? Benimle açık konuş ki tedbirimizi alalım. Yoksa aile kurulmadan dağılacak. Ferhat'ın arkasında biz olsaydık Tufan'ı öldürmezdi. Ferhat serseri mayına döndü. Bir an önce imha etmezsek kimin bacağını koparacağı belli değil. Yavaşlığı nerede? Niye gelmedi hala? Rahatsızmış. Çıkamayacağım gibi. Sıçan. Yeni su alınca ilk o terk edecekmiş demek. Sinirlerini bozmalarına izin veriyorsun Kirve. Ferhat seni niye aradı? Sinirlerini bozmak için. Kirve'nin gemisi ki mermiyle su almaz. Yeter ki öfkeyle değil, akılla hareket et. Süreyya Hanım haklı. Böyle zamanlarda herkes kenara çekilip rüzgarın nereden estiğini görmek ister. Sen fırtına olup onlara doğru esersen herkes senin önünde toplanır. Ne yani? Rüzgar sert esiyor diye kartal avından vaz mı geçecek? Önce o Ferhat'ı bulup
aleme ibret edeceğim. Sonra da arkamda bana biat etmeyen kim varsa hepsini teker teker bulup gözlerini dağlayacağım. Suat! Yeter ulan, evde durdunuz artık. Çıkın dışarı. Bu Ferhat nerede olursa olsun bulun, buraya getirin. Başüstüne. Tamam Namık. Geliyorum birazdan. Nereye gidiyorsun? Taziye için gelmek isteyenler varmış. Ofise gideceğim. Bu saatte ne taziyesiymiş o? Gece taziyesi. İskender. Babanın vasiyeti ne kadar önemli senin için bilmiyorum ama benim için kıymetli. Onun arzusunu yerine getirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Haberin olsun. Ne yapacaksın Ömer? Tutup beni bağlayacak mısın? Gerekirse bağlayacağım İskender. İskender. Senin arkanda kim var? Kimse yok. Bak. Ömer'in arkasında da yok. Sırt sırta verin ki intikamınızı alana kadar kimse sizi sırtınızdan vuramaz. Uyandınız mı? İskender aşağıda mı? Odasında yok mu? Endişelenmeyin hemen. Buralardadır. Hepimize gözükmeden nasıl çıkacak? Eline sağlık abiciğim. Afiyet olsun abi. Ömer, İskender yok. Erkenden çıkmıştır. Oğlumu bul Ömer, yalvarıyorum. Onun başına bir şey gelmesine izin verme. Acele et Namık. İki dakikam var. Senin ne işin var burada Karabiber? Sen taziyeye oturacaksın ya. Ben de gelip yanına oturayım dedim. Evde oturarak Ferhat'ı bulamayız. Tabii cenazeden sonra bizim evi basarsa o zaman başka. Burada nasıl bulacaksın Ferhat? Ben bulmayacağım. Namık bulacak. Ne öğrendin? Biz Ferhat'ı arıyoruz. Ama acele etmesek mi abi? Ferhat her yerde kirve yaratıyor. Adamı tezcan iki valiz para dağıtmış aleme. Eğer Ferhat'ı benden başkası öldürürse hepinizin kafasına sıkarım Namık. O kirveyi bulmadan bizim Ferhat'ı bulmamız lazım.
O zaman Tezcan'ı biz alalım abi. Ferhat'ın yerini bilse bilse o bilir. Tezcan'ı nerede buluruz yeğenim? Hele onu söyle. Merak etmeyin, bulacağım İskender'i. İskender arıyor. Alo İskender. Neredesin? Geliyorum, tamam. Merak edilecek bir durum yok. Bizim Hüseyin Usta'nın yanındaymış. Karabigalı'ya söyle. Eğer oğlumun başına bir şey gelirse onu kör bıçakla keserim. Gözüme batmaya başladın Tezcan. Böyle devam edersen bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı. Benden ne olur ha? Sen alemin tepesine binmişsin, vuruyorsun kırbacın. Alem malem yok Tezcan. Bundan böyle rajon da yok. Masa da yok, pazarlık da yok. Biz bu alemde nam salmadık. Örgütler yeter bize. Sen bunları temizliyorsun ama bunların yeri boş kalmaz ha. Yerine muhakkak birini bulurlar. Bozdoğanlardan niye korkuyorlardı biliyor musun Tezcan? Hala korkuyorlar ha? Yok. Biz bu masa, aile, ticaret hevesiyle şirazemizden çıktık. Yoksa bize yanlış yapacak cesareti bulabilirler miydi? Şimdi de korkuyorlar. Çünkü biz özümüze döndük. Öz derken ha? Bozdoğanlar hesap vermez Tezcan. Taviz vermez, pazarlık yapmaz. Para kazanmak için yutkunmaz. Bir bozdoğanla hesabın varsa bunu çözmenin iki yolu vardır. Ya o ölecek ya sen öleceksin. Millet bunu bildiği için bozdoğanlardan, Azrail'den korktuğu gibi korkar. Isırık da bozdoğanlardan galiba. Onun da tavizi yok. Ya ben ya hasmım diyor. O bozdoğan değil. Ölü doğan. Ölü doğduğu için korku morku yok. Ama ben ona da öğreteceğim korkuyu. Tezcan paralarımızı dağıtıp bizi soruyormuş Kirvem. O zaman kemiği atın ki Ferhat yanımıza gelsin diyorsun. Hemen değil. Bu kadar çabuk netice olursa Ferhat şüphelenmeye başlar. Siz biraz bekleyin Suat. Sonra güvendiğim bir adamını gönder, Kirve'yi satsın. Ömer korkmaz bu. Ferhat'ı yakalarsa mevzu karışır. Yani fazla oyalanmamak lazım gülüm. Merak etme. Ömer için de planlarım var. Bakarsın Ferhat'tan daha önce düşer eline. Ortalarda gözükme Namık. Gerekirse ben seni ararım. Eyvallah abi.
Fazla para dağıtma. Milleti paraya alıştırma. Bizde para bitmez Bigalı. Merak etme. Onu Allah bilir. Ben başka bir şey için söyledim. Etrafındakiler, seni sevdikleri, saydığı için yanında olurlarsa gözleri senden başka bir şey görmez. Ama sen ikide bir parayı sokup çıkardıkça gözlerine, seni sevmekten vazgeçip parayı sevmeye başlarlar. O sizin döneminizdeydi Bigalı. Şimdi kimse kimseyi parasız sevmiyor. Etrafındakileri parayla kendine bağlarsan gün olur senin için ölümü göze alan adamlar. Bir bakarsın senden fazla para verene seni satmışlar. İyi. Para vermeyelim de açlıktan mı satsınlar? Ben para verme demedim. Paraya alıştırma dedim. Her şeyin bir ölçüsü var da. Nerede kaldım Ömer? Gelmeyecekse biz çıkalım. Senle ben bir tezcan etmiyor muyuz? Tam zamanında geldin. Biz de çıkıyorduk. Böyle mi anlaştık seninle? Haber verdik ya, niye söyleniyorsun? Yolda konuşuruz Ömer. Beygir yarışı sever misin? Yazık. Kadın kocasına mı üzülsün, oğlu için mi kaygılansın? Seçtiği hayatın bedeli bu. Sen de Ömer'le bir hayat istiyorsan bunlara hazırlıklı olmalısın. Aç Ece. Aç dedim Ece, aç. Aç. Canım çok üzüldüm. Her şey üst üste geldi. Yoksa sana çok güzel bir düğün hediyem vardı. Ne istiyorsun Süreyya? Ne isteyeceğim tatlım? İyi olmanı istiyorum. Dur tahmin edeyim. İyi olmam için yapmam gereken şeyler var. Değil mi? İşte seni bu yüzden takdir ediyorum. Akıllı kadınsın. Ortalık çok karıştı. Arada kalma bence. Böyle zamanlarda kimin yanında durduğun çok önemlidir. Sen hala vazgeçmedin mi bu sevdadan? Senden vazgeçmek o kadar kolay olsaydı şimdi yaşıyor olmazdın şekerim. Bu senin şansın. Kullanmasını bilmen lazım. Şimdi siz İskender'le yalnız kaldınız. Gelin ailedeki yerinizi alın. Kirve'nin kanatları altında olursanız kimse size dokunamaz. Kirvenin kanatları altına girmemizi istiyormuş.
Ece. Bunlar Ömer'i öldürecekler. İskender'e de sanılı ihtiyaçları var. Sizi yanlarına almanın en kolay yolu Ömer'i ortadan kaldırmak. Ömer'i arayıp uyaralım hemen. Hayır, hayır. Ömer hem Ferhat'la hem Kirve'yle baş edemez. Ama biz Süreyya'yı kullanarak ona yardımcı olabiliriz. Sen ciddisin. Başka. Neden buraya gelsin? Sen hayatın boyunca kumar oynamadığın için bilmezsin tabii. Kumarbaz kadar batıl inançlardan bulamaz. Uğruna inanmış buranın. Yık burayı yine gelir. Bir vakit dükkan sahibi borçlanmış. Kapatmasın diye bütün borçlarını ödemiş. Manyak. Buradan işte yürütüyordur Ömer. Bunlar şimdi yer altına çekildi ama görüşecekleri olur, alacakları verecekleri olur. Buradan yürütüyordur. Kalkıp kendisi niye gelsin Berin? Başımıza iş alacağız. Bütün planları bozuldu. Senin burada yalnız olduğunu bilirse gelir. Hem Süreyya neden çekinsin ki? Ömer'in ona dokunmayacağını herkes gibi o da biliyor. Arayıp ne diyeceğim? Seninle konuşacağını bilirsin Ece. Bu konuda beceriklisin, kendini küçümseme. Arıyorum. Ara. Canım çok şaşırdım. Bu kadar çabuk aramanı beklemiyordum. Bir şartım var Süreyya. Neymiş o şartın? Merak ettim. Ömer. Ömer'e bir zarar gelmeyeceğine dair garanti istiyorum. Canım Ömer'e bizden zarar gelmez. Ömer de ailemizin bir ferdi sonuçta. Benimle oyun oynama Süreyya. Ömer konusunda ne kadar ciddi olduğumu biliyorsun. Onu da İskender'i de yola getireceğim. Ama garanti istiyorum. Canım neredesin şimdi sen? Yüz yüze konuşalım. Stüdyodayım ben. Tamam, hemen geliyorum ben. Bu aşk ne kadar da tuhaf bir şey. Ömer için her şeyi yapmaya razı. Ama yapacakları Ömer'in sonunu getirecek farkında değil. Emmoğlu gibi daraldım. Haber yokmuş tezcandan. Yok abi. Ara şunu. Abi, altılı verse en fazla kaç para veriyor? Ne yapacaksın? Onun vereceğinin iki katını sabah millete dağıttı. Lan ben para kazanmak için mi oynuyorum? Adrenalin bu, adrenalin. Beni diri tutuyor. Abi, Ferhat abinin bahislerinden oyna. Misal, Rus ruleti. Adrenalini tavan yaptır. Oğlum ben psikopat mıyım? Niye kendi hayatımın üstüne bahse gireyim? Ha? Ferhat Ağa'nın yanında olmak zaten her an adrenalin. Bahse gerek mi var? Buyur ağam. Ne yaptın tezcan? Yemlediğin horozlardan öten oldu mu? Bir yerden bir sesler var, bakacağız ha. Ulan tezcan, eğer beygirlerin peşine düşüp bu işi serersen
Ben de senin neşini senerim ona göre. Haberin olsun. Yok ağam, ne beygiri. Bıraktım ben zaten o işleri. Geldi bizim kumarbaz. Ona hayatının kumarını oynatacağım. İskender, adama bak sen. Ben de bu şerefsize kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatayım. Şunu yatır gel. Dur, kenarlardan tut. Sakın rakamlara dokunma. Elim rakama da hesapları iyi koşmayacak. Ulan ağzını kırdırtma şimdi. Ne diyorsam yap hadi. Hayır hiçbir şey ya. Ulan tüh, yanlış mı oynadık acaba? Yaptığın tek yanlış bu olsa iyi. Kumar kötü bir şeydir bilmiyor musun Tezcan? Kaç tane ailenin ocağını söndürmüş. Bak. Şimdi senin ocağını söndürecek. Sırık, senin yerinde olsam İstanbul'u terk eder. Ferhat Bozdoğan seni vurduğunda Tatar'dan beter edecek söyleyeyim sana. Bunları bir an önce konuşturmamız lazım. Ferhat yokluklarını anlarsa yerini değiştirir. Ferhat ağam sizin dünyanızı değiştirecek İskender. Babanı da özlemişsindir hem. Ha? Burada olmaz. Toplayın götürelim. Kalk! Ey canım, rinna nay, rinna rinna nay. Kayada binsen götür. Hey canım, hey. Kayada binsem götür. Hey canım, hey. Benim de bu cihana gelişim. Hey canım, rinana. Güzelden ötürü, hey canım, hey. Bir güzelden ötürü, hey canım, hey. Deniz üstü yelkenden, hey canım, rinanay, rinanay.